Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuşa ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, bugün yine sizler için, yine sizlerin çok merak ettiği bir sorunun cevabını arayacağız. Benim özel melek kartlarımla birlikte. Evet. Hazır 11 Kasım 1 Aralık arasında Merkür Akrep Burcu'nda seyrini sürdürürken en çok merak edilen ne? Aklımdaki kişinin benden gizlediği, sakladığı ne var? Onun sırları ne? Sorusuna cevap arayacağız hep birlikte ve bu arada sevgili akreplerin doğum günlerini en içten dileklerimle kutluyorum. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? 11 Kasım 1 Aralık arasında Merkür Akrep Burcu'nda seyrini sürdürürken biz de diyoruz ki aklımdaki kişinin acaba benden gizlediği, sakladığı neler var sorusuna cevap arayalım diyorum hep birlikte. Haydi bakalım. Her zaman olduğu gibi bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Ve yine keserek odaklanmanız ve rezone olmanız adına ne yapıyorum? Sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi her zaman olduğu gibi önce can, sonra canan ne yapıyoruz? Önce kendimizi niyetliyoruz. Sonra aklınızdaki kişi, her kimse, sizden gizlediği, sakladığı ne var diye merak ettiğiniz her kim var ise hayatınızda, eşiniz, eski eşiniz, ex partneriniz, ex ilişkiniz ya da platoniğiniz ya da yasak ilişkiniz ya da karmaşık ilişkiniz, neyse artık kızınız, oğlunuz, çoluğunuz, çömbeleğiniz, geliniz, damadınız, torununuz, ay hiç fark etmez. Her zaman dediğim gibi niyet önemli arkadaşlar. Sizin niyet ettiğiniz kişi önemli. Niyetinizi tutun, şöyle bir odaklanın, bütüne kolektif bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Eğer ki bireysel ya da kişisel danışmanlık almak isterseniz 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca tarotun @ kraliçesi Makbuşa abla Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Zira orada günlük postlarım oluyor ki önümüzdeki haftadan itibaren inşallah sesli olarak günlük yorumlar yapmayı düşünüyorum. Allah'ın izniyle inşallah. Haydi bakalım arkadaşlar, ne yapıyoruz? Evet, odaklandık, rezone olduk, sorumuzu sorduk. Ne dedik? Aklımızdaki kişinin benden gizlediği, sakladığı neler var? Biliyorsunuz arkadaşlar, şimdi Akrep Burcu kuşkucu bir burçtur. Araştırmayı sever, gizemi sever, meraklıdır. Yani bakalım ne yapıyor, ne ediyor, ne olmuş, ne bitmiş sorularına meraklıdır, araştırır. Biz de araştıralım o zaman bakalım. Madem hazır böyle bir etki de çok gökyüzünde yoğunken, bu enerji yoğunken ben de bu fırsatı kaçırmayayım dedim. Bakalım aklımızdaki kişinin bizden gizlediği, sakladığı neler varmış sorusuna cevap arayacağız hep birlikte. Evet. Haydi bakalım. Bu altta kaldı. Bunu demek ki al diyor arkadaşlar, alacağım. Evet. Haydi bakalım. Şöyle güzel enerjimizi verelim. Evet, bakalım. Aklımdaki kişinin benden sakladığı neler varmış sorusuna nasıl cevaplar alacağız benim kartlarımdan. Evet arkadaşlar, zaten o kadar enteresan, hemen cevaplarla gelmeye başladı. Öncelikle tabii her zaman olduğu gibi gene ilişkinizle bağlantılı mesajları bir verelim bakalım. Şimdi ilişkinizle ilgili en son, o bak bu çok güzeldi. En son arkadaşlar, evet ya maalesef işte sıkıntılı bir kart.
En son arkadaşlar dörtlü bir zaman dilimi içerisinde, yani geçtiğimiz 4 gün, 4 hafta, 4 ay içi, 4. ay, dörtlü bir saat ya da dörtlü bir tarihten beri aklınızdaki kişiyle bu niyetlediğiniz kişi her kimse sıkıntı ve üzüntü yaşadığınızı net bir şekilde söylüyor burada bana kartlarım. Dörtlü bir zaman önce gerçekten sizin de kafanızda o sıkıntılarla beraber o kuşkular, şüpheler zaten oluşmuş ki bunun bir öncesi de var zaten. Hani dörtlü bir zaman önce evet sizi üzmüş, sıkmış ya da üzüntüye, sıkıntıya sokmuş bir kişiye niyetlemişsiniz burada, ama ve lakin beşli bir zamandan beri de zaten bu konuyla ilgili hani benden gizlediğin ne var, benden sakladığın ne var, benim bilmemi istemediğin, bana söylemediğin ne var gibi gibi soruların cevabını araştırma amaçlı belki de o aklınızdaki kişiyle ağız münakaşaları ya da hararetli tartışmalar yaptığınızı da net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi bakın, o kadar darlanıp bunu almışsınız ki, önce sizinle ilgili bilgileri veriyor bana burada kartlarım. Çok darlanıp bunu almışsınız. Gerçekten böyle bir kaosun içindesiniz. Böyle bir kısır döngünün içindesiniz. Yani bu sıkıntıdan, bu çemberden, bu darlantıdan çıkmak ve kurtulmak istiyorsunuz. Gerçekten de şimdi aklınızdaki kişinin net bir şekilde söyleyeceğim ki sizden gerçekten sakladığı, gizlediği ve sizin bilmenizi istemediği bir şeyler var. Bir kere öncelikle yine sizin o şüphelendiğiniz beşli zamandan beri ciddi anlamda maddi ve manevi olarak yıldızının düştüğü, şanssızlık yaşadığı bir zaman dilimine girmiş. Şimdi bu zaman dilimi özellikle geçmişte kaldığını düşündüğü bazı sorunların ya da problemlerin tekrar karşısına gelmesi, o aklınızdaki kişinin çok ciddi anlamda üzüntüler yaşamasına sebebiyet vermiş. Özellikle sizden başka bir kadın, bakın bu kişi kan bağı, can bağı olan bir kişi de olabilir ya da onunla bir şekilde o niyetlediğiniz kişiyle bağlantılı bir kadın. Şimdi eril enerjisi de dişil enerjisi de fark etmez burada. Çünkü bir kadından bağlantılı sıkıntı ve üzüntü yaşadığını söyleyebilirim aklınızdaki kişinin. Ve bunu size yansıtmıyor. Mesela şu an beni izleyen bir eril enerjiyseniz, hani dişil enerji niye bir kadına? Annesinden bir sıkıntı yaşamıştır. İşte ablasından, kardeşinden bir sıkıntı yaşamıştır gibi gibi de düşünebilirsiniz. Aynı şekilde eğer bir dişil enerjiyseniz, beni izleyen bir kadınsanız, burada eril enerjinin illa hani bir başka kadın değil de annesidir, işte yine kardeşidir, ablasıdır ya da bir kadın arkadaşıdır. Bunlardan kaynaklı birinin onun yüzünden üzüntü ve gözyaşı döktüğünü söyleyebilirim. Ve bu yüzden dolayı da belki de sizden korkularından dolayı da bunu size yansıtmamış. Bak, bunu sizden gizlemiş. Bunun haricinde çok mücadele verdiği, çok savaştığı bir konu var. Bu konu özellikle kaderini değiştirmek adına, yani hayatının gidişatını, hayatının akışını değiştirmek adına, bu iş değişikliği olabilir, şehir değişikliği olabilir ya da hane değişikliği olabilir. Yine tabii siz burada hayatının, yani o aklınızdaki kişinin hayatına uyan senaryoyu alın. Bu arada her zaman olduğu gibi benim kedilerim yine aşka geldi. O yüzden dolayı da gelen arkadan gelen sesleri artık duymayın diyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi ben ne zaman böyle bir kartlarımı yaysam onlar enerji temizliği içindeler şu anda. Evet, şimdi burada nerede kalmıştık arkadaşlar? Kaderini değiştirmek için, hani dediğim gibi siz o aklınızdaki kişinin hayatına uyan senaryoyu alın lütfen buradan. Bunları sizden gizliyor. Yani çünkü bu değişim için bir mücadele veriyor çünkü şu anda. O mücadelenin sonunda belki de sizinle bunu paylaşacak.
Ayrıca şu an hayatında çok ciddi anlamda bir düzensizlik yaşadığını gördüm. Aklınızdaki kişinin ve bu düzensizliği de bitirmek adına ama maddi anlamda ama manevi anlamda gerçekten sorunları ve problemleri var. Ve düzensiz bir hayat içerisinde ve bu düzensizliği bitirmek adına da kafasında bazı düşünceler ve projeler var. Yapmak istedikleri var. Bunları hayata geçirmek istiyor. Ama ve lakin bununla ilgili de adım atamıyor. Neden? Korkuları var çünkü. Erteliyor. Şimdi ben kafamda bazı planlar yaptım, projeler yaptım. Bunlarla ilgili harekete geçmek istiyorum. Ama ve lakin daha zamanı değil. Daha sonra dediği konular var ve bunları da sizinle paylaşmıyor ya da sizin bilginiz haricinde bunları yapıyor. Ayrıca iletişimde olduğu biri ya da birileri var arkadaşlar. Özellikle iletişimde olduğu bu kişilerle bağlantılı o haberleşmenin ya da iletişimin de sizden gizli olması konusunda son derece tedbirli ve dikkatli davranıyor. Bakın 200'lü kartı da geldi burada. Belki zaman zaman siz soruyorsunuz. Belki de merak ediyorsunuz hani ne oluyor ne bitiyor hayatında gibi size doğruları söylemiyor arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle size doğruları söylemiyor. Özellikle bakın parayla bağlantılı ve iş hayatında temsil eder aynı zamanda bu kart. İş hayatıyla bağlantılı ve parayla bağlantılı da kayıplara ve zararlara uğradığını burada söyleyebilirim. Bu yüzden dolayı da biraz kendi içinde hırs yapmış. Biraz sıkıntıları da var bu konuyla ilgili. Bunları da sizden özenle ve itinayla gizliyor arkadaşlar. Ayrıca bakın. Sizinle bağlantılı aslında kafasında düşündüğü bakın sevgi ve aşk kartı burada aşk kartı geldiği zaman zaten sizinle ilgili evet sizin her şekilde yanınızda arkanızda olmak ya da size destek vermek adına belki kendi kafasında da var bazı planlar ve projeler bakın sizinle bağlantılı sevgisi var sizin de hayatınızdan gitmenizi istemiyor ama ve lakin size bazı şeyleri aslında şöyle söyleyeyim sizin üzülmemeniz adına sizin sıkıntı çekmemeniz adına belki de hani sizin iyiliğiniz için tabii bu onun kendi kafasındaki düşünce tabii hani siz merak ediyorsunuz ama o da kendi kafasında diyor ki ben diyor bunları söylersem ya da bunlardan haberdar olursa üzülür beni de bırakır gider ben de bırakıp gitmesini istemiyorum hala hayatımda olmasını istiyorum bu yüzden ona da söylemiyorum diye düşünüyor aklınızdaki kişi. Arkadaşlar ve bu ara gerçekten tutunduğu sanki bütün dallar kurumuş. Neye elini assa bir şeyler elinde kalmış. Yani hem maddi hem manevi yalnızlık ve verimsizlik içerisinde olduğunu gördüm. Aynı zamanda bakın arkadaşlar şimdi buradaki büyük kartı biliyorsunuz kötü enerji kartı ki bu konuyla ilgili düşüncelerimi de artık hepiniz öğrendiniz. Hani biz buna karşıyız ne yapıyoruz iptal ediyoruz ama ve lakin. Şimdi aklınızda o niyetlediğiniz kişi kötü enerjilerden de şüpheleniyor. Belki bu sizin söylemleriniz, belki sizin bir şeyleri ona ima etmenizden de kaynaklı. Sanki kafasında biraz soru işaretleri oluşmuş arkadaşlar. Ya acaba gerçekten böyle bir şey var mı? Acaba bana yapılmış mıdır ya da bize yapılmış mıdır gibi gibi. Bunları da kendi kafasında muhakeme ettiğini ya da sorguladığını söyleyebilirim. Bunları da böyle bir hani çok açığa çıkarmıyor. Belki inanmadığı için hani böyle yiğitliğe kuş kondurmuyor derler bizde. Öyle bir tavır içerisinde. Bir de ailesiyle bağlantılı gizlediği bir şeyler var arkadaşlar. Özellikle ailesiyle ilgili sizinle paylaşmadığı, sizin bilmenizi istemediği yani bu anne, baba, kardeş olabilir işte yasak ilişkisi, eşi olabilir. Efendime söyleyeyim iki tarafta evliyse hani karmaşık ilişkisi. İki tarafta eşleriyle bağlantılı bir şeyleri gizli olabilir gibi gibi artık yine dediğim gibi siz hayatınıza uyan senaryoyu alın. Yani platonikse tabii platonik olan kişilerde de aynı durum söz konusudur. Yani bir şeyleri çok sizin bilmenizi istemiyor. Bu yüzden dolayı da
Bunları kendi iç dünyasında yaşıyor. Yalnız sizinle ilgili size söylemediği, itiraf etmediği iki şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Bir kere size karşı sevgi bağı var. Yani ilgisi ya da aşk bağı, işte her neyse. Yani size bir sevgisi var. Bir kere onu söyleyeyim. Hani bitmiyor ya da bitiremiyor bunu. Eğer hani bitmiş bir ilişki ise diyelim. Şimdi burada size sizinle ilgili kendi içinde sakladığı sizin hırsınız, kıskançlığınız ve ben bir şeyleri paylaştığım zaman benimle kesinlikle kavga eder korkusu. Bir kere bunları kesinlikle içinde yaşıyor. Bakın, eril enerjide olsanız, dişil enerjide olsanız, şu an karşınızdaki kişinin sizden sakladığı bu konular sadece sizin kavga etmeniz ya da hırs ya da kıskançlık yapıp onu böyle daraltmanız, bunaltmanız korkusundan saklıyor. Aslında çok da böyle gizlenilecek, aman aman da böyle çok bir şey görmedim bu anın enerjisiyle arkadaşlar. Dediğim gibi parayla bağlantılı da gizlediği bir şeyler var. İş ya da para bağlantılı. Bunu da son olarak hatırlatayım. Ve başka var mı diye görmediğim bir şey. Hayır, hepsi tamam. Evet arkadaşlar, gördüklerim böyle. Şu an aklınıza niyetlediğiniz kişinin sizden gizlediği, sakladığı konular, mevzular bunlarmış. Yani inşallah herkesin gönlündeki gibi olur. Genel anlamda kolektife gelen mesajlar böyleydi arkadaşlar. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için ve güzel yorumlarınız, o güzel böyle pamuk ellerinizden gelen beğenileriniz için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, Allah'a emanet olun. Makbuş ablanın sevgi kanalında kalın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.